Bir NFT projesi çıktığı ilk andan itibaren insanlarda paranoya oluşturabilir. Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Sercan. CoinTürk TV'ye öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Başlıkta da görüyorsunuz, kapak görselinde de görüyorsunuz. Yani 30x kazandık gibi bir sloganla sizleri videoya çekmek istedim. Direkt sonuç odaklı gitmek istiyorum. Neden? Çünkü yaklaşık bir hafta önce almış olduğumuz, 20 dolara almış olduğumuz NFT'yi şu an satışını gerçekleştirirsek 30x'lik bir karla arkadaşlar projeden çıkmış oluyoruz. Yani şu an bu projeden 0.30 Ether'e ayrılma fırsatı veriyor bize. Ama birazcık yani bir iki gün öncesine gidersek, hatta şu zamanlarda bile 0.40 eterlere, 0.50 eterlere, hatta 0.80 eterlere, yani ortalama böyle 800 bin dolar arası karlarla ayrılma fırsatı verdi proje koleksiyon takipçilerine. İlerleyen dakikalarda değineceğim, şimdi hızlandıracağım olayı, ama öncesinde şuna dikkat çekmek istiyorum. Yani amacım burada evet biz bu NFT projesinden bu kadar para kazandık demek değil de, bir nevi bir NFT projesinde gelişebilecek, hedeflenen, planlanan şeylerin ve bir NFT projesinde neler oluyor tarzında, neler olabilir tarzında şeylere dikkat çekmek. Çünkü hani dışarıdan gelen bir kişi, bu şeyleri araştıran kişiler NFT'lere sadece bir JPEG görseli olarak baktığı için, anlamsız, değersiz şeyler olarak baktığı için, aslında NFT'lerin JPEG'den daha fazlasını, arka planda farklı farklı planlamaların döndüğünü göstermek istiyorum. Peki bahsettiğimiz proje ne? Duyanlar, bilenler muhakkak vardır. For the Culture projesi, yani kültür sloganıyla ortaya çıkan bir proje. Peki projenin kurucusu kim? Sibel ETH. Tanımayanlar vardır, tanıyanlar vardır, ama tanımayanlar için arkamda görmüş olduğunuz Fluffy Polar Bears NFT koleksiyonunun kurucularından bir tanesi Sibel. Ve işin hikaye kısmına başlayalım istiyorsanız. Yani nedir, nasıl gerçekleşiyor bu olay, niçin bu kadar heyecan yaratıyor gibi. Çünkü OpenSea NFT pazarında geçtiğimiz hafta itibariyle gerçekten sıralamaları alt üst ederek çıktı. Çok hızlı bir şekilde merdiven çıktı. Geçtiğimiz hafta Sibel Twitter'da bir tweet paylaşıyor. Orta parmaktan oluşan bir sembol paylaşıyor. Ve akşamına diyor ki, ben bu görsel üzerine bir NFT koleksiyonu çıkaracağım. Şakayla karışık böyle bir şey yazıyor. Abi şaka anında gerçeğe dönüşüyor. Ertesi gün Tansel Kaya'yı arıyor. Tansel Kaya kimdir? İşte kriptolar üzerine, NFT'ler üzerine yazılım işiyle uğraşan değerli bir büyüğümüz. Ona da selam olsun buradan diyelim. Tansel Bey'le görüşüyor. Diyor ki, Tansel abi ben bir proje çıkaracağım. Proje çıkarmak istiyorum ama insanlardan, koleksiyonerlerden para almayacağım. Hatta üstüne üstlük mint işlemi gerçekleştirenlere 0.01 Ether değerinde geri ödeme gerçekleştireceğim. Tansel Bey duruyor. Yani tamam da Sibel, fonlamayı nasıl yapacaksın? Yani fonu nasıl sağlayacaksın diyor. Sibel diyor ki, abi sıkıntı yok. Biz NFT koleksiyonu çıkardıktan sonra ikinci satışlardan gelen telif ücretlerini %10 olarak ayarlarsak onlar bunu karşılıyor. Bunu karşılıyor diyor. Çünkü Sibel'in çevresinden dolayı kendisine gelmiş bir fon var. 70 Ethereum değerinde öncesinde arkadaşlarından gelmiş olan bir fon var. Yani buradan karşılayacak o ilk önce o 0.01 Ethereum'u aslında. Yani yaklaşık 14 dolarlık bir miktarı, herkese ödenecek olan 14 dolarlık bir miktarı buradan karşılamış olacak. Sonrasında koleksiyonun ilerleyişine göre telif ücretlerinden gelen şeyler Sibel'e geri dönmüş olacak. Yani bu 70 Ethereum'u çıkarmış olacak. Tansel Kaya diyor ki, tamam Sibel ben varım. Sonrasında hızlı bir şekilde koleksiyon hayata geçiyor. Ertesi gününe Discord sunucusu açılıyor. Twitter sayfası kuruluyor. Discord sunucusu bir anda 40k 80k oluyor. Aynı şekilde Twitter hesabı 100k'lara 130k'lara falan ulaşıyor. Sonrasında 3-4 gün içerisinde mint tarihi geliyor abi. Bizim de, yani benim de whitelist hakkım olduğu için başlıyoruz projeyi mintlemeye. Mintledikçe mintliyoruz. Mintledikçe mintliyoruz. Elimizde epitopu bir tane hakkımız var. Bir tanesini mintliyoruz. Mintledikten sonra abi anında ilk satış geliyor. 0.30'dan açılış başlıyor. Ve anında satılıyor. Sonrasında en yüksek gördüğüm 0.66 Ethereum değerinde bir satış gerçekleşiyor. Bakın 2 saniyede gerçekleşiyor bu olay. Peşine 1-2 saat sonra 0.88 Ethereum değerinde bir satış gerçekleşiyor. Bu da yanlış hesaplamıyorum ama 750 bin 1100 dolar falan yapıyor galiba. Bu aralarda değişiyor. Sonrasında gece 1-2 dolaylarında proje yine takip ederken, yani o kadar heyecanlıyız ki hani ne olacağını insanlar kestiremiyor. Çünkü hani ilerleyen şeylere değineceğim. Herkes takipte projeyi, Discord'da toplanmışız, sohbet muhabbet ediyoruz. Pat 4 Ethereum değerinde bir satış gerçekleşiyor. Ne oluyor abi diyoruz. Niye böyle 4 Ether'e bir satış gerçekleşti? Bakıyoruz ki NFT karakterinin numarası 69 numaralı NFT karakteri. Neden? Çünkü koleksiyon sayısı 6969 sayısından oluştuğu için, NFT karakterinin de numarası 69 olduğu için koleksiyona bir selam çakıyor ve 4 Ethereum'a satılıyor. Niye 4 Ethereum? Çünkü reveal dediğimiz şu arkada görmüş
oluşturmuş olduğun NFT karakterlerinin şöyle kapalı olduğunu düşün. Yani kapalı ve bunun arkasında biz ne var ne yok bilemiyoruz. İşin arkasında çıkacak karakter tasarımı değerli olacağını, yani rank olarak da güzel bir sayı olabileceğini düşündüklerinden 4 Ethereum anında veriyorlar ona. Satan da parasını alıp gitmiş oluyor. Çok güzel bir satış. Güle güle harcasın diyelim ama. Neyse, olay böyle gerçekleşirken koleksiyon 0.40-0.45 derken 0.51 Ether'lere kadar hızlı bir şekilde ulaşıyor. Maksimum gördüğü değer orası. Sonrasında tabii reveal şeye açıklanıyor. Reveal saati. Diyor ki koleksiyon 69 saat sonrasında NFT karakterlerimiz açılacak. Yani şunların şekilli, nasıl şekil olduğunu göreceğiz. Aslında burada doğruya doğru konuşmak gerekirse kimsenin de çok fazla NFT karakter tasarımlarını umurunda değil. Neden? Birincisi, güzel bir hype olduğu için koleksiyonun gidebileceği düşünülüyor. İkincisi de sağlam bir kitle koleksiyonu takip ettiği için gerçekten koleksiyonun ilerleyebileceği düşünülüyor. Sonrasında işte Discord sunucusundan, Twitter'dan duyurular geçilmeye başlanıyor. Hatta bazı NFT koleksiyonların kurucuları koleksiyona dahil ediliyor ve tabii ki burada da ister istemez akılda projeli bir şeyler olduğu izlenimini veriyor. Gerçekten bir planlama yapıldığı, üzerine gidildiği düşüncesini ortaya çıkarıyor. Tabii ister istemez gizemli bir şey oluşmaya başladığı için insanlar merak içinde hareket ediyor, yani takip ediyor projeyi. Çünkü bir free mint, ücretsiz mintlediğiniz bir projenin bu kadar yüksek bir şekilde listelenmesi ve ilerlemesi aslında şaşılacak bir durum. Tamam, Goblin Tov'da da bunu yaşadık ama ister istemez karakter tasarımına baktığın zaman da bu kadar cazip bir şey olmayan projenin bu kadar hızlı bir şekilde ilerlemesi insanlarda bir yandan çekingen bir hal aldırırken, hani abi kârdayım zaten satayım gideyim, yani hibeden gelen bir 10 bin lira var orada düşün. 10 bin liramı alıp gideyim algısını yaratırken, diğer yandan da işte Twitter'dan, Discord'dan gelen bu arkadaşlar böyle projeye bir daha denk gelemeyebilirsiniz. Yani hayatınızda belki böyle bir projeye ilk defa denk geleceksiniz. Sizlere güzel şeyler bekliyor tarzında gizemli mesajların bırakılması, gizemli konuşmaların gerçekleştirilmesi. Hatta öyle bir hal alıyor ki bir space düzenleniyor. Orada güzel bir 1000-2000 kişi toplanıyor ve tek bir ağızdan for the culture, for the culture diye sloganlarla işi yürütmeye çalışıyorlar. Ne oluyor diyorsun, hani tarikatın içine mi düştük falan filan. Neyse abi, proje ilerlemeye devam ediyor. 3 gün sonra proje reveal oluyor. Yani karakter tasarımları açılıyor. Reveal olmasına rağmen tabii ki proje birazcık düşmeye başlıyor. Her projede olduğu gibi ama yerini çok iyi koruyor. 0.30 Ether, 0.40 Ether, 0.45 Ether'lere kadar devam ediyor işin süreci. Sonrasında işte güzel bir hareket geliyor aslında. Sibel ve koleksiyonun Twitter hesabından Gary Vee ile birlikte bir fotoğraf paylaşılıyor. Snoop Dogg'la ilgili bir For the Culture ibaresi paylaşıyor. Tweet paylaşılıyor. Sonra Hugo Lapse'ın çıkarmış olduğu Ape Coin ile birlikte For the Culture ibaresi paylaşılıyor. Bu tarz şeyler gelince ister istemez insanlar diyor ki, yani ben de dahil, ne oluyor diyoruz ya, hani bunlarla işbirliği falan mı gelecek, ne olacak falan filan. Ve millet birdenbire tekrardan yüklenmeye başlıyor. Floor'dan almaya başlıyor insanlar. Floor yine artıyor. 0.45'lere, 0.48'lere. Yani enerji ve dinamiklik hiç düşmüyor. Ama burada iki tane şey oluşuyor. İnsanlar diyor ki Allah Allah, Gary Vee ile birlikte siber fotoğraf mı çekinmiş? Hani parmak işareti falan filan yapıyorlar. İnsanlar diyor bu Gary Vee'nin kız kardeşi mi ya da kızı mı tarzında bir sorular oluşmaya başlıyor. Ama sonra tarihlerine bakıyorsun. Öncesinde çekilmiş ve şans eseri bulunmuş fotoğraflar olduğunu görüyorsun. Aynı şekilde Snoop Dogg'ın paylaşmış olduğu For the Culture ibaresinin geçmişte paylaşılmış bir şey olduğunu görüyorsun. Ama bunu yadırgamamak lazım. Neden? Çünkü bir kripto camiasına da baktığınız zaman Elon Musk'ın bile bir Bitcoin ibaresini, Bitcoin sembolünü ya da Dogecoin sembolünü koyduğunda coin'in nasıl bir anda hype aldığını görüyoruz. Hepimiz buna tanık oluyoruz. Yani NFT sektöründe de bu tarzda şeylerin olmasını yadırgamamak lazım. Yani en ufak bir kelime oyununun ya da paylaşılan bir görselin NFT'de de nasıl bir yükseliş, ivme kazandırdığını hepimiz bu şekilde tanık olmuş oluyoruz. Ve şu da var, ilerleyen zamanlarda hani acaba bu insanlarla bir işbirliği mi var tarzında tekrardan soruları kafamızda döndürmesine sebebiyet veriyor bu. Yani bu kesinleşmiş bir şey değil. Olabilir de, ama hype yaratılmak için yapılmış bir şey de olabilir sorusunu ortaya çıkarıyor. Neyse, bu gelişmeler devam ederken koleksiyon stabil bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yani düşmüyor da, çok fazla çıkmıyor da, orta değerlerde, herkesi sevindirecek konumda ilerlemeye devam ediyor. Ama tabii ki herkesin kafasındaki tek bir düşünce ne olacak? Daha fazla kazanabilecek miyim ve kazanabilirim düşüncesi. Sonrasında açıklama yapılıyor. Yani bu paper hands dediğimiz bir olay var. Örnek veriyorum, siz bir NFT karakterini alırsınız. Satışa sunarken yüksek fiyatlardan değil de en düşük fiyattan, floor fiyatından dizersiniz ve koleksiyonu birazcık öldürmeye çalışırsınız. İşte onu engellemek için bir açıklama geliyor. Diyorlar ki işte elinde bir tane tutanlara bir şey olmayacak ama iki veya daha fazla tutuyorsanız sizlere bir şey var. Hatta dediğim gibi ikiden fazla tutanlara blue chip tarzında bir mesaj bırakılıyor. Buradaki blue chip'ten kasıt OpenSea NFT pazarlarına ya da diğer NFT pazarlarına girdiğiniz zaman mavi tik almış koleksiyonlar vardır. BuySea gibi, MySea gibi, Monverse gibi koleksiyonlar vardır. Bunlar değerli koleksiyonlardır. Buralardan acaba bir airdrop mu olacak? Whitelist mi verilecek? Yoksa NFT karakteri dağıtılacak mı gibi insanlar arasında artık soru dönmeye başlıyor. Yani bu tarzda bir hype'ın yaratılması ve bundan dolayı koleksiyona yönelik
verilmesi bile ya muhteşem bir şey bence. Elinde iki tane tutana herkese NFT karakteri verebilir misin örnek veriyorum Bayc'den? Soru işareti olabilir de olmayabilir de. İşte bu düşünceler koleksiyona gizem katıyor ve diyorsun ki abi burada deli şeyler olacak, acayip şeyler dönecek. O yüzden alayım ya da elimdekini tutmaya devam edeyim, satışa koymayayım diyorsun. Bu şekilde devam ederken tekrardan abi bir duyuru daha geliyor. Ya planlara bakın, olan şeylere bak. Acayip şeyler dönüyor yani. Bunlar heyecanlanılması gereken şeyler arkadaşlar bence. Deniliyor ki burn olayı gelecek. Hayda! Yani burn olayı nereden çıktı? Bu ne demek? Yakmak demek. Yani bir şeyler yanacak, bir şeyler yok olacak demek. Ama nasıl? Ve deniliyor ki elinde 2 ve daha fazla tutanlar burn işlemi gerçekleştirebilecek. Ama bazı şartlarımız var. İşte listeleme gerçekleştirmeyeceksin. Belirlediğimiz zaman dilimlerinde oradan oraya transfer etmeyeceksin. Şu floor'un altına koymayacaksın gibi. Yanlış hatırlamıyorsam 09 Haziran tarihi itibariyle başlayan ve 10 Haziran saat 11 itibariyle, gece 11 itibariyle son bulan. Eğer ki diyor bir Ethereum'un altına listeleme koyarsan blacklist game over diyor. Yani bittin diyor. Oyun bitti senin için diyor. Burn hakkını kullanamazsın. Millet diyor ki ya ne olacak? Hani tamam ben burn etmeyeceğim. Buradaki mantık ne? Floor'u yükseğe çekmek, bir Ethereum'un üstüne çektiğini göstermek ve diğer yandan da burn kısmına geleceğim. Akşam bu saat dolduktan sonra sabahına uyanıyoruz abi. Bir bakıyoruz 0-1 Ethereum'un altına listeleme yapanların NFT karakterinde game over yazıyor. Siyah. NFT karakterlerini göremiyorsun. Game over yazıyor. Bu şekilde bir şey abi diyorsun ne oluyor? Hani ne oluyor? Ve insanlar ister istemez panik yapıyor. Böyle kara bir şey görünce karşılarında NFT karakterinde ve satışa koymaya başlıyorlar. Floor'u düşürüyorlar, düşürüyorlar, düşürüyorlar. Buraya döneceğim tekrar. Burn kısmına geçeyim. Burn kısmındaki olay da dediğim gibi 2 veya daha fazlası varsa şöyle bir şey olabilecek. Hani bununla ilgili daha tam açıklama yapmadılar. Herkes ya da çözemedi bunu. Ben de çözemedim herhalde. Elinde 2 veya daha fazlası varsa bunları birleştirip ya tek bir NFT haline getireceksin ya da ikisi birlikte yok olacak. Ne oluyor ister istemez? Burada diyoruz ki tamam ben bunları yok edeyim. Koleksiyon sahibinin amacı şu. Planlayıcının amacı şu. Biz size bir koleksiyon çıkardık. Sizin değerinizi yükseltmek istiyoruz. Bakalım siz bize değer veriyor musunuz? Yakarak. Siz bize değer veriyor musunuz? Tarzında bir geri dönüş bekliyor olabilirler. Ama ekstra şunu da diyebilir. Aa yaktılar hadi bay bay. Ama ikinci seçenek olamaz gibi geliyor. Çünkü kimse kariyerini şey yapmak istemez. Ama bu bir şakayla çıkmış bir koleksiyon. Bu kısımlarda insanı düşündürmüyor değil aslında. Burn olayını tam şu an çözemesek de ekstra detaylı bir açıklama gelmese de benim şu an elimde bir NFT olduğu için burn beni ilgilendirmiyor ama iki veya daha fazlası olanlar acaba etsek mi etmesek mi ve ister istemez tamam ben bunu edeyim ama bunun geri dönüşünde bana daha fazlası mı daha güzeli mi olacak daha güzel bir utility mi sağlanacak diye insanları düşünüyor ve doğal olarak da insanların burn etmesindeki amaç o olacak yani daha fazlası gelebilir düşüncesiyle. Discord'da tabii bununla ilgili yine işte whitelist olabilir önemli koleksiyonlardan airdroplar olabilir NFT karakterleri olabilir. Tabii whitelist ve airdrop kısımları işin en düşük tutulan kısmı stratejistlerden onun yaptığı Discord konuşmasında whitelist ve airdrop bizim için aslında küçük olan kısım biz daha büyük şeyleri hedefliyoruz tarzında bir konuşma gerçekleştirmişti ama bakalım göreceğiz. Tabii öbür tarafta işte bu game over olayı gerçekleştirdikten sonra insanlar ister istemez floor'u düşürdüler. Yani 0.14'e ellerindeki o kara şeyleri çıkarmak için 0.14'e şey yaptı. Burada da şöyle bir mantık olabilir. İster istemez bu planlayıcıların beklediği bir şeydi. Çünkü kara listeye düşünce kim o NFT alacak diyorsun. Ve adam basıyor elindekini çıkarmak için satış butonuna ve 0.14'lerden 0.12'lerden satışlar geliyor. Burada şey olabilir. Planlayıcılar diyebilir ki evet bizim beklediğimiz bir şey floor düşecek ve biz floor'dan temizleme işlemi yapacağız. Burn işlemi gelene kadar tarzında bir şey olabilir. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 50-100 arasında bir game over alan yani 0-1 altında listeleme yapanların blackliste alındığı bir durum var. Yani sonuç olarak bu tarzda heyecanlı bir döngü gerçekleşti şu zamana kadar ve şuraya bağlamak istiyorum. Bu projenin bu kadar hype almasındaki sebep birincisi Sibel. En temel nokta Sibel. Çünkü Sibel'in güzel bir kitlesi var. Yaklaşık Twitter'da 140-150k takipçisi var. Bazıları için kayda değer bir takipçi olmayabilir. Kimileri için çok büyük sayılar olabilir ama Sibel Twitter'ında çekilişler düzenleyen bir kişi ve güzel projelerden whitelistler alan bir kişi ve onunla baktığınız zaman geri dönüşlerine 4k'lar 6k'lar gibi geri dönüşler geliyor. Bu azımsanacak sayılar değil. Bunun yanı sıra ikinci olarak Sibel'in öncesinde çıkarmış olduğu Fluffy Polar Bears'lerden dolayı ilerleyen aşamalarda da global çapta iş birliğinde olduğu kişilerin olması yani diğer önemli NFT koleksiyonlarından kurucularla iletişim halinde olması ve güzel bir arkadaş ortamının oluşması. Bu da aslında birinciyi destekleyip üstüne ekstra ekstra koymasını sağlıyor. Çünkü oradaki 150k'lık takipçi daha fazla takipçiye dönüşüyor. Böyle bir koleksiyonun izlenmesi ve takip edilmesi konusunda. Yani iş tamamıyla globale dökülmüş oluyor. Düşünsenize YC'lerden, Monbörs'lerden, MyC'lerden birçok kişi bu koleksiyonu şu an takip ediyor ve dikkatini çekmeye başlıyor. Üçüncüsü de dediğim gibi Sibel'in NFT koleksiyonu kurucularından oluşan sağlam arkadaş ortamından, iş birliklerinden, kolaplarından dolayı bu projeye fon alması yani 70 Ethereum değerinde bir fon sağlanıyor. Yani bunlar azın
azımsanacak sayılar değil arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir planlamayla, aslında hani plansız bir şekilde çıkan bir proje olarak gösterilse de bence arkada yani bir zaman öncesinde planlanmış şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Çok heyecan verici. O yüzden bunlar bu projenin bu kadar hype'lanmasını ve takip edilebilir olmasını destekleyici şeyler. Tabi ilerleyen zamanlarda ne olacak tarzında bir izlenim bırakmak gerekiyorsa, burada aslında içeride oyunlarla birlikte sağlam bir kitle, yani projeye, elindeki NFT'ye değer veren sağlam bir kitle oluşturulmaya çalışılıyor olabilir. Aynı Kevin Ross'un Proof NFT'sinde olduğu gibi, yani baktığınız zaman Proof NFT'sinde şu an 70-80 Ethereum arasında bir floor'u var. Arza baktığınız zaman 1000 tane bir NFT sayısına sahip. Burada da dediğim gibi o planlanıyor olabilir. Arz düşürülüp burn işlemiyle birlikte. Tabi o kadar düşürülebilir mi, o da aşikar, ama arz düşürülüp talep çok olacağı için ve bir Ether'in altına listeleme gerçekleştirilmemesi planlandığı için fiyat hızlı bir şekilde yükseliş gösterilebilir ve değer verenlerle birlikte projenin ilerlenmesi sağlanabilir. Kevin Ross'u da bilmeyenler için şuraya bırakacağım kart sayesinde Moonbirds NFT koleksiyonunun detaylarında ki ne olduğunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde bir bakış açısı getirmeye çalıştım ve bu şekilde bu projeyi yorumlamaya çalıştım. Şunu da söylemekte yarar var. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi veya projeyi tanıtmak amaçlı çekilmiş bir içerik değildir. Şu an dediğim gibi kar cebe yakışır. Karımızı alıp harcayabiliriz ama bir NFT koleksiyonunun ilerleyiş sürecinde nelerle karşılaşabileceğimizi, neler planlandığını, aslında Squid Game tarzında bir oyunun içinde olduğumuzu görüyoruz kendimizi. Biz şu an oyuncuyuz ve planlayıcıların, oyun kurucuların sunmuş oldukları şeyler dahilinde oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bakalım bizim için daha neler karşımıza çıkacak. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Eğer bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya beğeni bırakmayı ve bu videonun altına da arkadaşlar bu konu hakkında yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum. Güzel bir tartışma ortamı yaratabilirsek lütfen yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.